İş makinalarıyla, paletli araçlarla itfaiye araçları, yine iş makinaları o noktalara taşındı. Havadan da destek vardı tabii ki. 3 uçak, yine 5 helikopter o noktada sürekli su taşıdı ve yangını, Milas'taki yangını 11 gün sonra kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmaları tabii bu yangınlarda çok önemli. Özellikle rüzgarın hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar ulaşabiliyor ki bu da özellikle közlerin tekrar aleve dönmesine sebep oluyor. O yüzden ekipler soğutma çalışmalarını da titiz bir şekilde sürdürüyor. Milas'ın hemen 6 kilometre uzaklığında da Yeniköy Termik Santral vardı. İşte yangının o noktaya ulaşmaması için de ekipler titiz bir çalışma yürüttü. Yani yangının çevresi tamamen çember altına alındı. Gece gündüz ekipler o noktada nöbet halinde beklediler. Birlik beraberlik güçlü bir şekilde yangını da kontrol altına almayı başardı. Özellikle termik santralin önünde bekleyen tomalar vardı, itfaiye ekipleri vardı. Santralin çevresinde güvenlik şeridi oluşturuldu. Ormanlık alanda topraklama çalışmaları yapıldı ve yangın o noktalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Zaten yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın değildi, ancak o noktada bulunan Bayır Köyü, yine Gürceğiz Köyü tedbiren boşaltılmıştı, vatandaşlar güvenli alanlara taşınmıştı. O noktalara ulaşmadan yangın Milas'ta kontrol altına alındı. Devam eden yangınlar var tabii. Köyceğiz yine ayrı bir nokta. Köyceğiz'de de aslında zirvelerde meydana geliyor. Özellikle Çöğenli Yaylası yüksek rakımdan oluşuyor. İşte ekipler karadan müdahalesi zaman zaman güçleşiyor ki havadan özellikle yoğun bir mücadele var. Hava kararınca aslında helikopterler devreden çıksa da gece görüşlü uçaklar bu kez devreye giriyor ve havadan çalışmalarda gece boyunca sürüyor o noktalarda. Bodrum'da yine yangın başlamıştı. O nokta günler öncesinden Bodrum'da kontrol altına almıştı. Başka bir noktada yangın çıkmıştı. O noktada da ekipler bugün 3 helikopterle birlikte, yine uçaklarla birlikte o noktadaki yangınla mücadele çalışmaları da sürüyor. Tabi insansız hava araçları da bu noktada görev halindeler. Özellikle Milas'ta bizler de kendi gözlerimizle gözlemledik ki havadan sürekli yangının gidişatı, yani gidiş noktası kontrol ediliyordu ve ekipler o noktalara doğru yönlendiriliyordu ve nihayet Milas'ta da yangınlar kontrol altına alınmaya başlamıştı. Önceki günlerde hatırlayacak olursak Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'ne kadar ulaşmıştı bu yangın. Neyse ki o noktada da çok fazla hasara neden olmadı yangın. Ana ünitelerde herhangi bir sorun olmadı. Ve o yangında kontrol altına alınmıştı. O ünitede de, yani Kemerköy Termik Santrali'nde de elektrik üretimine başlandığını söyleyebiliriz. Bölgede genel itibariyle dediğimiz gibi Milas yangını kontrol altına alındı ve devam eden Köyceğiz, yine Bodrum ilçesindeki yangınlarda sürüyor. Oradaki ekiplerin de havadan ve karadan müdahaleleri, mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. Azerbaycan'dan gelen ekipler vardı tabii. Onları da unutmamak lazım. Bizler de onları gözlemledik, aslında beraber günlerimizi geçirdik. Onlar da el birliğiyle, omuz omuza bizim itfaiye erleriyle birlikte dağların zirvelerine çıkarak onlar da bu soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekipler o noktada, özellikle yangının sürdüğü noktalarda da sürekli nöbet halindeler. Gündüz saatlerinde soğutma çalışmaları yapılıyor. Yine havadan müdahaleler yapılıyor. Akşam olduğunda ise gece görüşlü uçaklar devreye giriyor. Bölgede gelen itibariyle yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Minas'ta da 11 gün sonra yangın kontrol altına alındı. Tabii büyük bir sevinç vardı. Ekiplerin emeği büyüktü, özellikle o noktalarda çalışmaları çok titiz bir şekilde yürütmüşlerdi ekipler. Nihayet yangında Minas'ta, Muğla'nın Minas ilçesinde de kontrol altına alındı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.